emir bil maruf, bunu gerek lisanımızla, ilgimizle, asıl olan daha tesirli olan halimizle bunu yapmaya gayret edeceğiz. Yaşayarak. Yani siz zannediyor musunuz ki o İslam'ın ilk insanları, sahabi dediğimiz, Allah onların hepsinden razı olsun, ayaklarının tozları gözlerimize sürme olsun inşallah. O insanlar hep böyle anlatarak mı insanları İslam'a kazandılar? Hayır. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahireti şereflendirmesinden sonra her biri dünyanın bir tarafına dağıldılar. Sahabi içinde dil bilen sahabiler bir elin parmaklarını geçmezdi. Ama onlar her gittikleri yerde Allah Resulü'nün ifadesiyle birer yıldız oldular, hidayet yolunu gösterdiler. Meşale oldular, insanların yollarını aydınlattılar. Peki dil bilmiyorlardı, bunu nasıl yaptılar? Halleriyle, yaşantılarıyla, dürüstlükleriyle, adaletleriyle, değerkanlıklarıyla, ölçülü, edepli davranışlarıyla dikkat çektiler. Toplumları kendilerine hayran bıraktılar. Şimdi biz bugün emir bil maruf deyince hep bunu konuşmaya dökmüşüz. Habire konuşuyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Çok konuştukça bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Bakın Cenab-ı Peygamber, siz benim bildiklerimi bilseydiniz hiç susmazdınız buyurmuyor. Biz sanki böyle anladık hadis-i şerifi. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz hiç gülmez hep ağlardınız buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Biz şimdi sanki bilginin gereği konuşmaktır diye bilenimizle bilmeyenimizle konuşuyoruz. Ben samete necah buyuruyor. Kim sustu okudu. Bazen susmak gerekiyor. Evet, anlamak için susmak gerekiyor.